olmuyordu. Şimdiki iyi, geniş olduğundan basmıyor. Ufak motorlar çeker. Yani başka ne gibi değişiklikler oldu? Bunda eski var, 10 senedir kullanıyorum ya şakalak. Bu sene değiştirmeyi düşünüyorum. Karapınar'danım, Konya Karapınar, İbrahim Karakaya ismim. Aynı bu. Tohum atma özelliği? Daha bir farklı. Evet. Şöyle gel abi. Evet. Tohum atma özelliği farklı işte. Bunu biz daha kolay. Tekerler inceydi eskiden. Şimdi tarlaya batmıyor. Daha rahat. Yani üretilen bakımı daha şimdi eskiden düzdü. Sağlam mal. Sağlam mal. Sağlam. Sağlam diyorsun. Sağlam mal. Çoktan beri kullanırız sağlam mal. Tavsiye ediyorsunuz. Ederiz. Peki teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgili seyirciler, uluslararası ziyaretçilerimiz de var. Siz Nijerya'dan mı geldiniz? İbrahim, Nijerya. İbrahim, nasıl? Konya'yı sevdin mi? Konya güzel. Your makina, product güzel. Good. Şakalak makinaları güzel. Çok güzel abi. Peki, şakalak iyi kalitede bakayım be. Şakalak? Yok, şakalak çok güzel. Beautiful. Beautiful, beautiful. Okay. Çok güzel abi. What is your name? My name is Ahmet. Ahmet, sen nasıl buldun şakalak? Ya, şakalak stand güzel, çok güzel. Everything, the technology is beautiful, very güzel, very beautiful. Peki şapka nasıl? Ya, the şapka is güzel. Beautiful. Very beautiful. Peki, hadi selamlar. Evet, insan her yerde, insan Nijeryalı da olsa, Türk de olsa, Rus da olsa, samimiyet. Bizim Recep Çingöz'de Çiftçinin Gülen Yüzü programı olarak da şakalak tarım makinalarda önce samimiyet, samimi olunca dostluklar artıyor, kardeşlikler artıyor. Okey. Sevgili seyirciler, şakalak tarım makinalarının üretmiş olduğu Mibzer'in başında çiftçilerimizi gördük ve biz de onlara katıldık. Şimdi hep beraber Mibzer'i inceleyeceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Başarı Kavak'tan İmran Dağ. İbrahim abi. İmran Dağ. İmran. Evet. İmran abi, şimdi Mibzer'i bir dolaşalım seninle. Her tarafına bir bakalım. Sen bilir kişi ol. Şakalak tarım makinaları Mibzer'i üretirken nelere dikkat etmiş, evet, neler güzel olmuş, neler olmamış? Hep beraber ilk önce nereden başlıyorsun? Şakalak tarımın Mibzer'i bende var. 2007 model, 16'lı. 2007 yılında aldım. Ona göre farkları var. Bu gerçek. Farkları şöyle. İçinde mesela... Dolaşarak başlayalım abi. İlk önce nereden bakıyoruz? Üste. Üstten bakalım. Şimdi bu gübre gözünde. Evet. Şu şöyle bir domuz burunları var. Evet. Bu yani içinde gübre kalmaması için. Bizim eski modellerde bunlar yok. Ama bunlar da güzel olmuş. Onlar iyi bir yeni. Onun haricinde şaseyi güçlendirmişler. Ekimde sıkılık, yani tohum yatağı dediğimiz. Ekimde sıkılaştırma, arkasına lifli merdane koymuş. Çok güzel bir şey. Normalde biz Mibzer arkasına merdane takıp yapamıyorduk. Ekstra ikinci sefer mazot yakman lazım şu merdaneyi çekmen için. Ama bu güzel bir yenilik. Diğerlerinde olmayan bir şey. Diğer markalarda şu ana kadar görmedik. Ama aslında yani 2007 model Mibzer'im var, daha yeni gibi. Fakat şunu düşünüyorum. Yani 2007 Mibzer'i satıp bundan alayım diyorsun. Düşünüyorum, evet. Peki başka ne gibi özellikleri var? Diğer özellikleri tekerler zaten güçlü. Yani şakalağın biz yani 2007'de aldığımda da diğer markalara göre bu adamların kullandıkları malzemede hile yok. Bu bir gerçek. Yani Avrupa'dan ithal ettikleri ürün de var. Ya işlerinde ithal etsin kardeşim, bizim Avrupa'ya ihtiyacımız yok ya. Bu yani, bunu şakalak gösterdi değil mi? Ha, yani ben memnunum, 2007'den beri kullanıyorum, memnunum. Peki şakalak tarım makinaları her yıl ürünlerde geliştiriyor. Acaba bu sizi rahatsız ediyor mu? Memnun oluyoruz ya, öyle şey olur mu? Biz yani zevk duymuyoruz
Yani 2007 modelde yok, bunda var. Evet. 2010 modelde yok, bunda var, evet. Ve bu da önümüzdeki sene bu da eskiyecek, cep telefonu gibi. Yani ama istenilen bir şey var. Nedir istenilen? Tohum yatağı dedim. Tohum yatağında sıkılan ikinci merdane. Mecburen ikinci sefer traktörle girmen lazım, o da ikinci mazot. Zaten mazot pahalı Türkiye'de. Yani çiftçilerimizin en çok şikayet ettiği mazot ve gübre. Tabii ki öyle, tabii ki öyle. Öyle olunca biz merdaneyi çekmiyoruz her yere. Çekemiyoruz. Evet. Ama şu hemen hazır üzerinde. Yani bir mazotla iki işlem yapıyorsun. He, fiyatına kadar bilmiyorum. Yani fiyatı pahalıdır, ucuzdur. Bilmiyorum, o ayrı bir olay ama yaptığın işte zaman kaybını da engelliyor. Tabii ki. Değil mi? Ya insan ömründe en önemli şey zaman zaten. Zamanı düzgün kullanabilmek, istenilen yere varmak. Evet. Bu o çok önemli. Ne yapalım? Şakalakların makinalarına şapka çıkartıyoruz diyelim. Yani. Bu kadar güzel, mükemmel makinalar yaptığı için ben Recep Cingöz olarak, Çiftçinin Gülen Yüzü programı olarak çiftçinin her problemiyle dertlenen, evet, çiftçinin sesi olan bir yapımcı olarak, evet, Şakalak tarım makinalarına Türk çiftçisi adına teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Peki, çok teşekkürler. Oldu, kolay gelsin. Evet sevgili seyirciler, İmran abinin de söylediği gibi Şakalak tarım makinaları her yıl ürünü geliştiriyor, yeniliyor. Dolayısıyla 2 yıl önce alınan makinalarda olmayan birçok özellik bu makinalarda var. Bu teknolojik yenilik tabii ki çiftçimize müthiş bir kolaylık sağlıyor. Hem mazottan ciddi bir tasarruf sağlıyorlar ama en önemli tasarrufsa zamanda.